Yavuz Sultan Selim zaten Avrupa'nın ortasına kadar kendin malı. Orada bir sorun yok. Başını arkadan mezhep kavgasıyla İran Şahı durmadan Sivas'taki Alevileri, Maraş'taki Alevileri el altından fitliydi. İhtilal edin, siz şöyle yapın, böyle yapın. Yavuz da bundan filan. Şah İsmail de Türk. Hmm. O sadece Alevi. Şahı yani. O da Türkmen. İranlıların. Yani, tabii canım, İran Şahı, Kaçar Hanı. Ta Nadir Şah'a kadar o şeyde. Şah İsmail de Türk. Yavuz hiçbir gavura bir silla vurmadı. İki büyük savaş ya. Biri Çaldıran savaşı. Şah İsmail'i yendi, tahtını dağıldı. Bu sefer Mısır Sultanı, yani Tomanbay, Kansu Kavri burada savaşta yenilen. Onlar sığmı, ikisi de Türk hakkı, Türk kökenli. Bunlar bir kaba sığma birbirine haber, bu Orta Doğu'nun ha. Orta Doğu'nun İslam aleminin. Bunlar kabına sığmadı. 1516'da ordu çok disiplinli, çok süper. Şimdi şu Amerikan ordusu gibi o zamanki şartlarda. Bu Mısır Sultanı'nla burada Kansu Kavri'den karşılaştılar. Kansu Kavri onu düşürme için dedi, Mercel Amık'ta buluşak, dövüşek. Tamam dedi Yavuz. Yavuz uzmanlara sordu, paşalara. Dediler sen ne yapıyorsun? O seni Dubarya düşün. Niye? Bizimkiler Erzurumlu, İstanbullu, Zonguldaklı, Samsunlu bizim askerler. Mercel Amık da orası sahil yer. Şimdiki Antakya, göl, çirkef, çamur. Hmm. Bizim asker gittiği gün sıtmaya yakalanır. Hepsi öyle. Sen ne yapıyorsun? Nasıl edek? Haber gönder. Mercel Dabık. Tülhabeş. Mercel Amık deme, ben yanlış anladım. Yo dedi, gurur meselesi. Şimdidir korktu. Yo korktu deme. Bak şu A harfinden B harfinden üstürdün mü? Mercel Dabık. Çağır elçiyi. Şu haber dediler ama biz yanlış anlamadık. Mercel Amık'ı değil, Mercel Dabık'ta dövüşmek istedik. Buraya gel. Buranın havası Antep'in sağlam dediler. Burada asker Tamuz'un gününde bile hasta olmaz. Orada bizim asker İstanbul çocuğu, Trakyalı, İzmirli, Bursalı, Sivaslı, Yozgatlı. Onlar gittiği gün kestir, kırılır asker. Seni bir dakikada bitirir. He, o zaman buraya aldı. Kansu Kavri burada zaten öldürüldü. Bazı tarihçilere göre atların altında çiğnendi. Fakat ölüsü bulunmadı. Bir kısmı da değil ki, şu hale var bunda. Bu nehirde abdez alırken gördük. Çünkü o zaman 90 yaşındaydı Kansu Kavri. He. Bu yendi. Ondan sonra da kutsal emanetleri aldı ve halifeliği de aldı. Halifeyi İstanbul'a getirdi. Halife diyorum bize, bizden sana halim. Zaten biz eskiden Mısır Sultanına bağlıydık. Onun bütün gücünü, bütün İslam aleminin lideri sensin. Benden sana layık. Ben yani bir mamur kimi bir şeyim var. Ondan sonra bazı kutsal emanetleri de İstanbul'a getirdi. Kendi kendine halife ilan etti. Hindistanlı da kendi kabul etti. Yani dünyada ne kadar İslam varsa birbirine kadar dediler. Dediler şimdiden sonra halife Kahire'de oturmuyor artık. Bağdat'tan zaten çoktan çıkmıştı. Şimdi İstanbul'da. İsmi Yavuz Sultan Selim Osman, Osmanlı Sultan. Herkes ona biat edecek. Ta Atatürk'ün halifeliği kaldırdığı güne kadar böyle devam. Halifeli ismi Osmanlı'daydı. Tabii Osmanlı'da. Çünkü şeye hutbe verdi Mekke'de imam. Yavuz da orada şeyde camıda. Kabe-i Mazama'dan yani buranın hakimi. Şimdiden sonra Yavuz Sultan Selim Han herkes duysun. Hayır dedi, ben buranın hakimi değilim. Hakim Allah'tır İmam Efendi. Ben buranın hüddemiyim, hizmetçisiyim. Onu deniştir bakalım. Dedi olmaz sultanım, sen bu topraklar hakim. Hayır, hakim, hakimiyet Allah'a ait. Çok yani abdestsiz hayatı boyunca yere basmayan bir şey. Ben dedi buranın hüddemi, o şeyini demiştir. Ben dedi buranın hizmetkarı Yavuz Sultan Selim Han'dır. He. Çünkü Sina Çölü'nü hiçbir kuvvet geçememiş o zaman. Ha, kendi Ocak ayını bekledi. 25 günde geçti Sina Çölü. Niye ocağı bekledi? Hava şartları şey, çölü geçmek kolay mı? Ağustos'ta yoksa bu toprakları aldı, ünü gitti zaten Şam'a.
yani Şam'da kaldı. Hı hı. Ocak ayında, birinci ayda uzmanlar dediler anca o zaman. Orayı da yayan yürüdü 25. Sina'ya. Sina Yarımadası. Bugünkü Sina Çölü. Hı hı. Onun esas ismi Kenan Eli, Kenan Çölü. Şimdiki ismi Sina Yarımadası, Sina hı. Çölü. 25 günde geçti. Yani. O kendi şimdi yayan yeridi mi? Bütün o ihtiyar Genelkurmay Başkanı, Şeyhülislam, işte ne kadar Maliye Bakanı, bilmem ne bakanı, onlar da yaptı. Dediler, yoruldu ki sultanım, sen ata bin ki. Sen yayan yeridin mi? Biz de yayan yerik. Yok, biz bir ihtiyarık, sen gençsin ama dayanamık. Sen bin ata ki, biz de atlarımıza, biz de yedek. Dedi, siz benim gördüğünüzü öğrenmişsiniz. Sizin gözünüzden. Ne oldu? Dedi, benim önümde iki cihan serveri Hazreti Muhammed o yaya yürüyüp uçuyunda bana rehberlik yapıyordu. Ben onun yanında hayır ederim ata bilmeden. Geliyseniz gelin böyle. Şey dediyseniz, dönüyseniz de dön. 25 gün uçuyunda yayan yürüyordu. Zaten padişahlığı 8 yıl sürdü. Hiç de attan inmedi. 8 yılda mı kılıcı keskinmiş? Tabii hiç attan inmedi. 12'de sultan oldu. 1512'de. 1520'de de öldü. Allah ömründe kaç savaş geçirdi ki 8 senede? 2 büyük savaş. Hem Mısır sultanını ortadan hem Şia'yı sultanı İran tahtını. Ama en çok kendi arazi katı değil mi Osmanlı? Tabii canım. Akdeniz şey oldu. O dört gölün içinde göl. Ulan gölünün nasıl dört tarafı veya Tuz gölünün dört tarafı şey. Türkiye Cumhuriyeti toprağı onun gibi. Kabiliyetli deniz kuvvetlerine kabiliyetli adam verdi. İşte diyelim bilmem ne kumandanını bilmem ne kumandanını Rumeli Beyler Bey'ine. Hatta Toman Bey'i, Toman Bey şeyin başkan yardımcısı. Kansu Kavri'nin. Kansu Kavri burada öldü. Oraya gitti. Orada Ridaniye Savaşı oldu. Mısır ordusu kalan, o karargahta kalan kuvvetlerden ülkeyi savundular. Tahiri'yi. Yalnız onlar topları Fransızlara yaptırmışlar. Fransızlar oldu bitti. Sanayinin babası ya. Fransızlar dönerli topu bilmiyorlardı. O zaman dönerli top yoktu. Topu nasıl imal etmiş? Şöyle yönünü boyraza. Yani şey nereden geldi ki? Düşman. Savaş düşman gelirse Kahire'ye denizden çıkar gelir. İşte şuradan Mertilligine gelir. Şöyle gelir. Şuradan gelir. Buna göre çakılı. Sabittir. Sabit. Çakılı toplar. Hareket etmiyor. Arkaya dönmez. Yana da dönmez. Muazzam toplar. Fransız ustalar dökmüş. Topları sabit. Toman Bey orada şey yaptı. Bizim şeyin uzmanları Daniye şehrinde bütün kuvveti Mısır'ın son kuvveti burada, orada ordunun yarısı burada telef olduysa yarısı da orada, yarıdan da burada. Asıl güç burada. Burada dediler toplar var. Bir top atıldı mı bin tane süvari gördü. Ne dedi Yavuz? Dediler arkadan dolanmış. Kahire'ye şeyden dolanmış. Tilbe tarafından girecek. 5 gün mü 3 gün daha gitmemiz lazım. Şeyi şaşıracak. Kahire'ye gitmemiş. Mesela Aynafar şurada. Aynafar'a buradan girmiş. Dağ köyüne çıkacak. Toplar sabit olduğu için önüne gelmediler. Topçular da ele teslim. Dediği gibi. Toman Bey oranın ikinci sultanı. Cumhurbaşkanı bizim kanuna göre şimdi ölse başbakan ona vekalet edemez. Ona vekalet meclis başkanıydı. Başbakan ölürse birinci Kahire'yi mi öyle aldı? Toplar sabit Kahire'nin. Kahire. Ridaniye Savaşı'nda. Arkadan dolandılar. Zayiat vermeden alırlar. He. Çok az bir zayiattan orayı imha ettiler. Tüm camılarda fetva verildi. Şimdiden sonra bu topraklara kutbe verildi. Osmanlı. Osmanlı oğlu Yavuz Sultan Selim'in bu toprak. Ta bu 1760-1780'e kadar sürdü. Toman Bey'e dedi, bak şu an büyük bir kahramansın. Fakat bir
dünya sıkmadı. Şah İsmail durmadan ülkeni karıştırıyor. Mezhepçilik, o da benim atlarım. O da Orta Asya kökenli, o da Türkmen. Ben de Türkmen, sen de Türkmen. Ben bunu bilim. Bütün resmi yazılarımız Türkçe, ben de bilim. Fakat ben şimdi buraya bir vali dikip gidişim. İstanbul, ben burayı bekleyecek değilim. Gel dedim, seni Rumeli, Avrupa'nın yarısı benim var. Oraya dedi, beyler beyi yap. Hmm. Sana kıymım bak, gençsin, kabiliyetsizsin, benim canım ciğerimsin dedi. Dedi hayır, ben kalırsam ülkemde bana vekalet verirsek seni temsilen kalır. Dedi bak, dünya böyle dedi. Dünya bütün kelleşlikle yönetilir. Ben buraya seni layıksın buraya. Benden de iyi idare edeceğini bilir. Tamam var bak sana kıymetli. Ben seni bura bırakır gider. Bu halk sana bağlı. Bir yıl sonra, 6 ay sonra ben ölürüm. Oğlum başına böyle olursun, isyan edersin. Sen de gelsin. Gel senin de emin olmam için seni Rumeli, bütün Avrupa'nın padişahı yap. Bütün yetkimi sana, Rumeli beyler beyi yapın sana. Dedim bak şu kadar benim emektarım var. Ben bunları dinlemişim seni yap. Yerini değiştir. Bir şey olmaz buradaysa. Fakat sen dedi gençsin. Bir fırsatımı buldum. Ben sana güvenemem. Ben bu kadar kan döktüm. Bu kadar yer çiğnedim. Geldim. 2 yıldan beri de ben Kahire'de oturuyorum. Ben sana güvenip de gidemem dedi. Dedi ben ülkemden kopmak isterim. O zaman seni ben başımı vurmak mecbur oldum. Sen bilirsin. Bu da senin böyle bir şey. Vurdu mu? Tabii. Tomumbay. Tomumbay. Tomumbay şeyin ordu komutanı mıydı? Meclis başkanı. Meclis yani başkanı. Yani Erdoğan değil de ne şu Sivas milletvekili meclis başkanı ne Yılmaz? İsmet Yılmaz. Ha İsmet Yılmaz. Onun gibiydi. Ha, onu da vurdu mu? Artık orada tehlike kalmadı. Kalmadı kendi için tehlike. Bütün camılarda fetva verildi. Şimdiden sonra bu toprakları. Zaman geldi. Bak tarih tekerrürden ibaret ya. Hı. Zaman geldi. İşte hangi padişahın o zaman aklımda değil. Mısır'a Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı atadılar. Vali o. Vali ya. Yani Antep valisi, Antep Maraş valisi, gibi, valisi Sivas valisi gibi. Fakat çok önemli bir yer. Kahire. Mısır. Mısır ya. Mısır. Dünya kuruldu kurularımızı. Koca Mısır. İlk medeniyet, insan bu medeniyeti burada. İlk yazı Sümerler yaptı. Bağdat'ta, Basra'da ama bu, o piramitleri bugün bilim adamları diyor bunun neyden yapmış? Nasıl kaldırmış? Nasıl indirmiş? Nasıl yapmış? Ya, harika işte onun artık yani harika dediğin şu bardağı artık sen yapamam burada. Ben de yapamam. Bunu kim yapmışsa yapmış dediğin. Orası önemli. O öldü gitti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa şimdi oranın genel valisi Mısır. Hı. Zaman geldi Osmanlı ile zayıf duruma düştük şimdiki bizim şu logo gibi. İç isyanlar, bir maliye bozuldu, rüşvet aldı başına gitti, adam kayırma aldı gitti. Kabiliyetten değil artık imtihanlar, şeyler, valiler, paşalar imtihanla olmuyor, rüşvetten oluyor. Evet. Gerileme devri başlar. Gerileme devri. Şeyi ata bindi Mehmet Ali Paşa. Haber aldı ki ya İstanbul'da isyanlar, şimdiki Türkiye'nin durumu gibi. Güçlü ordu, emrinde koca ordu var. Mısır ordusu. Hı. Subaylar Osmanlı ama yani güçlü bir ordusu var gene. Dedi en iyisi gideyim sultandan bağımsızlık isteyeyim. Ya bana krallık verir, ya kendini devir. Bak o kadar güçler. Diyelim ki Kıbrıs'ta şimdi bizim Barış Kuvvetleri kumandanı var. Kor yanar, or bile değil. O isyan idi. Orada da birliği var ya. Birliği yani var. Şeyi. He. Diyelim ki Kıbrıs'ta. O paşa geli. Türkiye'ye yani, ki bağımsızlık ver. Bağımsızlık vermezsen de geli genelkurmay başkanı ben olacağım. Padişah sultan da cumhurbaşkanı da ben o kadar aciz duruma düştüm. Osmanlı. O adam ata bindi,
buraya ordu gönderdiler, yerliden asker topladılar, disiplin yok, eğitim yok, şey yok. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ata bindi, ordunun önüne düştü, şu Karkemiş'e geldi şu bizim Fırat'ın üstüne. Atları orada suladı bakmayın. Bizim padişahlar eskiden ata biner, kendi ümde giderdi ordunun önünde. Ne oldu? Kavalalı geldi şeye? Kavalalı geldi Nizip'e. Mısır ordusu şu Karkemiş'ten, Fırat'ın beri tarafı, Barak Ovası'nda. Osmanlı ordusunu birkaç saat içinde bertaraf, atına bindi, dediler kralım kan dökme, yani Osmanlı ömrünü tamamladı bu topraklarda, biz sana tabi olduk. Ya menakları menakları aldık, silah, ordu üstüme aldık kışlaları. 5-10 gün sonra şafak vakti, dedi Antep'te bütün evlere baskın yapmışız. Ne kadar şöyle eli silah tutan, kılıç tutan adam varsa boynunu vurur. Antep'ten sokaktan kanlar yedi. Allah Allah. Böyle bir kırım yaptı. 1800 yıllardan hani biraz önce. Hani yapmayacaktı? Teslim olmuş. Teslim aldıktan sonra bu kötülüğü. Antep'in evini yedi. Ermeni çoktu o zaman. Ermeni, Türkmen, Arap, Türk demişiz. Baba yiğitse basıcımız evi. Kan, kan sokaklardan kan yedi. Kavalalı. Kavalalı Mehmet abi. Hatta yandı oğlu İbrahim. Büyük oğlu. O da bunun önündeler ama. Bunlar soyları Osmanlı değil ama değil mi? Şeyin, Kavalalı'nın. Yok yok. He. Vali vali. Valiydi. He. Şey, sultanın yani Osmanlı Adana, oğulları. Antep'te katliam yaptı. Yaptı, Adana'da yaptı, Osmanlı'da yaptı. Gittiği yerleri konuştan geçirerek herkes dağa kaçtı. Haber aldılar ya. Yavuz niye Tomanbay'ı astı orada? İsyan çıkarmasın kendine. İsyan çıkar. Bir yıl sonra, 5 yıl, 10 yıl sonra baş belası olur. Baş belası olur. Ha, onun için. Ta Kütahya'ya gitti. Osmanlı sultanları, Osmanlılardan Ruslar ebedi düşman. Hı. Ora çarlık, yani orada var. Onlar çardır, çar. Biz sultandır. Bu oraya haber verdi. Diyorum böyle böyle, bak biz konuşuyoruz. Düşmanık ama, bak bu haber anlamı adam ya, beni tahtımdan indirir ki. Bütün ordularımı, vilayetlerimi kan dökerek. O zaman Ruslar araya girdi. Dediler, ey Mısır genel valisi, sen bir valisin. Biz asil adamız. Bütün Rus toprakları, Silav'ın temsilcisi biziz. Bu da düşmanımız ama, bu da oranın sultanı. Sen haddini bil, sen elin toprağında, sen bir valisin. Bir adım daha attın mı, Bursa üzeri gidiyor. Kütahya'ya ulaştı. Karşımda Rus ordusunu bizi gör. Yo size ne oluyor, Yani bir vali bende de olsa ben boynunu vururum. Ama sen bugün adamın zayıf tarafını mı? Biz Osmanlı Sultanı'yla gene anlaşabiliriz. Düşman ama sen kim oluyorsun? He. O zaman bizi görün. Bak biz askeri bindirdik Karadeniz'de şeye, gemilere. Seni karşılayacak, Marmara'da ünlü kesecek, kılıçtan geçirecek. Şeyi uzmanları lan durur mu? Ruslara karşı mı durur? Ne yapalım? Ruslara devam, benim de masrafım var, şeyim var. Beni Mısır sultanı, Mısır kralı olarak bilsin. Ruslar da araya girdi ya artık. Osmanlı padişahına dediler, sen buna bu adam şimdi genel vali, Mısır genel valisi, valilerin en başı. Ha, Mısır'ın bütün topraklarının valisi. Genel vali. Ha, birkaç şimdi valinin başı. Tabii, Trablus valisinin de, İskenderiye valisinin de, Ridaniye valisinin de, Mekke valisinin de hepsinin üstü. Genel vali. Hı. İngilizlerde hala var o şey. İngiliz milletler topluluğunda. Dedi, bana bir senet versin, Mısır Krallığı'na beni atasın. Padişah ağlayarak buna bir şey verdi, Mısır Krallısın. Buna bir senet verdi. Kavalalı Mehmet Paşa. Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa. O bende ki şeyi var. Onu... Zaman olsa sana bir resmi verdi. Kavalalı yediler lan yorma, sen bir ihtiyarsın, 90 yaşındasın. İbrahim Paşa oğlun 60 yaşında, 65 yaşında. Daha sen öldün. Bu senet ne olacak? Geri buru Osmanlı.
Sen bir senet daha al dikine. Ben öldükten sonra da o çocukların kralı olacak. Krallık devam edecek. Döndüre duruyorum durdular hızlara. Biz yanlış almışız senedi. Şuraya desin ki ben öldükten sonra da babalar Mahmud Ali Paşa öldükten sonra da çocukları. Mirasçıları çocukları kralı olacak. Şu Ürdün kralı, Hacaz kralı. Bir senet daha aldı. Döndüler o zaman. Gene köyleri, şehirleri, kuyumcuları yağma ederek, yiyerek, kınıçtan geçirerek. Halk bütün dağlara kaçtı. Döndü gittiler. Döndü gitti. Kısa bir süre sonra da Mahmud Ali Paşa öldü. Yerini İbrahim Paşa oğlu şey oldu. Onun oğlu, yani bu şu 100 yıl önce olan olayla, 200 yıl önce başlayıp 100 yıl önce bitti. 70 yıl önce biten olaylar, 60 yıl önce. Onun oğlu Fuat. İbrahim'in oğlu. Kral Fuat. Bunlar F harfinden başlar. Kızların da adı Fatma falan diye. Uşakların da adı Faruk, Fuat. İbrahim Paşa'nın yani Mehmet Ali'nin torunu Fuat. Kral Fuat. O namuslu, dürüst bir adamdı. Ülkesini de iyi idare. Onun oğlu Kral Faruk. Demezler mi de Arap? Kral Faruk yok. O bu adam bir saltanatı var. Kral Faruk yok. Ya adama gücü yetmiyor. Kral Faruk. Kral Faruk 140 kilo ağırlığında. Her içme yaşı onun gibi bir debbe şarap içer. Sarhoş. 5000 tane avrat. Bu köyde kimin kızı bize? Getirin. Bir gün şeyi gezerken Mısır'da kuyumcu çarşısını. Ya şu kız kimin? Sorun. Polisler ulaşıyor. Sen kimsin? Kız çok güzel. Cifalan'ın kızı. Diler kral sana Faruk istiyor. Bu yüksük ne geziyor? Nişanlı mı? Nişanlı mısın sen? Ha, kimle? Haşim'le. Ya o sana yakışmaz dedi. Polisler arayı tutun bunu. Ben sana de şuradan mücevher alır. Hayır diye ben nişanlımla başlasın. Ağzını iki sürler polisler. Elini kolunu bağlıyorlar kızı. Böyle bir bu. 5000 karı da tarihçilere göre belki abartılı olabilir. Yatmış kalkmışlığı var. Ahlaksız adam. Bunu bu 52'ye kadar Mısır kralıydı. General Mecid'den Albay Nasır, bunlar Arap kökenli. Cemal Nasır. Tabii onlar yetişti, tık bunu ihtilal etti. Zaten ülke ekonomisi, ülke iflas etti. Sorumsuzluk, rüşvet, adam kayırma, ekonomi diye dış ticaret, iç ticaret. Bitmiş. Bitmiş her şey. Şey ayık bir adam. İhtilali yapan. Cemal Abdünnasır. Hayır, general. Rüygen'den önünde. General Mecid. Fakat şey çok uyanık. Albay. Ondan küçük. O daha sonra Mecid'i de saf dışı etti. Hangisi? Abdülnasır. Abdülnasır. Cemal Abdülnasır. Bunlar Arap kökenli. Mısır ordusunda imtihana gitmiş. Yani Cemal Abdülnasır'dan önce kimdi? O şey önde genden kıdemli Faruk, o general. Faruk yine Türk müydü? Türk kökenli bunlar İstanbul'dan gitme. Faruk da. Kral Faruk. Faruk. Kral Faruk da Fuad'ın oğlu şeyin İbrahim'in torunu. Kavalalı Paşa'nın. Büyük dedesi şey üçüncü dedesi. Anladım. Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ondan sonra İbrahim Paşa. İbrahim Paşa. Ondan sonra Fuat kral Paşa. Yani bunlar artık kral, tamam. Paşa değil. Fuat. Fuat. Fuat'tan sonra. Fuat'tan sonra Faruk. Kral en Faruk. Son. Türk'te en son bitti Mısır. Ha. Hemen bu şey Mısır ordusu fıkır fıkır edip bunlar Arap kökenli harp okulunu bitirmişler. Subay olmuşlar, albay olmuş, general, mecid general olmuş. Genelkurmay başkanı herhalde o zaman. Bunlar değiller. Şu Kenan Evren'in bizde ihtilal yaptı. Tıp ihtilal yaptılar şeyi Faruk. Faruk'a diler seni. Şimdi Arap ülkeleri kan dökmez. İhtilal yaptılar mı? Sürgüne gönderirler. Gelenek öyle. Ha. Buna diler gözümüz seni görmesin. Peki. Şu gemiye de bin. İtalya hükümetine diler biz buna belli de bir maaş verecek. Gidip orada dilenmesin. Buna şey, onlar da siz gönderirseniz biz de buna polis veririk, yani bekletirik, şeyi yaparız. Ömrünü orada tamamlasın der. 52'de Mısır bunu şey yaptı, 51'de. Sürgüne gönderdi. Sürgüne gönderdi. İtalya'ya. İtalya'ya.
bir yıl sürmedi, 6-8 ay sonra Albay Nasır daha etkili, çok uyanık, şey biraz saf. Kendinden önündeki general Necid'i ihtilal etti, saray içi darbe. Onu hapse attı. Kral da benim genelkurmay başkanı, şu bizim Kenan Evren gibi. Hepsinin başkanı ben. İngilizler alışmış ya Mısır'ı çiftlik yemeye içmeye. Albay Nasır dedi, ne lan bu? Bu kadar vergi mi? Buradan Süveyş'ten geçen gemiler geçi vergi vermiyor İngiliz gemiler. İngiliz bayraklı gemi. Eden gitmek de bu İngilizlerden dövüştü şey. Cemal Abdülnasır. Cemal Abdülnasır meşhur olması. Orada. Süveyş Kanal Savaşı oldu. Kanal Savaşı. İngilizler Mısır ordusuna hücum ettiler. Mısır ordu da değmez çatma işte. Kral Faruk'un kurduğu ordu ne olur? Başçavuş albayı dinlemiyor, albay generali dinlemiyor. Şey, orduya bir çeki düzen verdi. İki yılın içinde, bir yılın içinde. Nasıl? Çok uyanık. Yani liderlik vasfı var adamda. İngilizlerden kapıştılar ha, Sina Çölü'nde. Şeyde yeni kurulmuş, İngilizler kurmuş Yahudileri, İsrail'i. O acı da duruyor. Şey, bilgili adam savaşa katılmış. Nasır. Nasır'dan bunlar kapıştı. Mısır ordusundan Hristiyan bir pilot gitti. Amiral gemisinin üstüne kendi vurdu. İntihar etti. Bombaladı. Üstüne de düştü. Hem gemiyi batırdı. Bütün kumandanlar falan onun içindeydi. Hepsi gemiye. Gemi, uçak İngiliz miydi? Uçak Mısır ordusunun. Mısır ordusun, ha, tamam. Fakat adam Müslüman değil. Hristiyan. Şimdi çok Hristiyan var ya, olabilir. Senin ama adam o tarihe geçti kahramanıyla. Geldi İngiliz amiral gemisini batırdı. Büyük kumandanlar onun içindeydi. Abi kendi öldü ama. Bizim şu Kıbrıs'taki Cengiz Topel, şimdi Cengiz Topel mahallesi, Cengiz Topel postahanası, Cengiz Topel bir onun gibi. Yani kendi öldü ama. Bu şeyi İngilizler bir bozguna uğradılar. İngiliz askerlerini İskenderiye'de, o kenar semtlerde, şeyde, orada bütün teslim aldı. Şey, Mısır orada ellerini kollarını bağladı, barış imzalandı. İngilizler dayanamadı şeye. Çekildi. Bu şey birdenbire yükseldi. Nasıl? Araplar yüzlerce yıldan beri Osmanlı zamanında Kral Faruk'un şeyinde, ben siz Arapsınız, ben siz şöylesiniz, soyunuza bakın. Irkınıza bakın, mezhebinize, dilinize bakın. Nasıl? Böyle şey yaptı. Mısırlılar Arap alemi. Sadece Mısır'ın ne kadar Arap varsa bunu milli kahraman olarak kabul etti. Bunu güme çıkarttılar Mısır'a. Fakat 56 savaşında Mısır ordusu İsrail'e karşı yenildi. İngilizler bir sefer şeye silah yardımı, Yahudiler savaşçı bir millet ya. İsrailler 56'da Mısır ordusu yenildi şeye karşı. Yani başa baş gibi, hatta şeyin üstünlüğünde. Nasır bunu hazmedemedi. Nasır ordusunu hazırladı. Bunlardan bu Yahudileri ya 3 grupluk bir Yahudi, 10 yıllık, 5 yıllık bir devlet yapmış. Koca Mısır ordusu. Şu kadar 25-30 milyon o zaman nüfus. Nasıl yenilik diye gurur meselesi. 67 savaşı oldu. Babam o savaşa katıldı zannedersem. Tahir katıldı. O Şiho öldü. Birleştiler o zaman değil mi Suriye'den? Suriye'nin şeyi Şükrü Kuvvetli. Bu İstanbul Mülkiye Mektebi mezunu. Fakat Arap milliyetçisi. O 25 yıl Suriye'de şey yaptı. Cumhurbaşkanlığı. Şükrü Kuvvetli. Şükrü Kuvvetli. Türk asıllı olduğu söyleniyor ama. Türk asıllı fakat Arap milliyetçisi. Kendini Arap zanneder. Olsun. Mesela Napolyon İtalyan, Fransız bile değil. Sicilyalı bir göçmenin çocuğu. Ama Fransızlar için çalışmış. Nasır işte Kıptılara özgürlük verdi. Orada Hristiyan'a, kiliseye giden Kıptılar var ya. Ta Firavunların gününden beri. Müslüman değil. Onlara da rütbe verdi. Onların kabiliyetli olanları şey yaptı.
Nasır'ın bu zoruna geriydi. 67 savaşı oldu. 67 savaşında çok büyük bir yenildi. Hem Amerika Mısır'ın ağzını yere sürtmeyle Nasır. Yenlerin şeyine sığmıyor, hesaplarına gelmiş şu Kaddafi. Yendi mi, yenildi mi? Yenildi yok. Ha. Hem Amerikan ordusu katıldı savaşa, hem İngilizler. İsrail'le. İsrail'e büyük yardımda bulundu askeri. 6 gün savaşı oldu. 6 günde Mısır ordusu tamamen, zaten 400 tane uçağı Kahire Havaalanı'nda 2000 kilometre ötede. Bu uçaklara İsrail uçaklarının gelmesi mümkün değildi. Bak o zaman Amerikan ordusu bu tanker uçaklardan onlara benzin koydu yukarıda. Düştüğü yerde. Birkaç tanesi de düştü Sina çölünde. Geri yerine koydu. Gitti Kahire Havaalanı'nda Mısır savaş uçaklarını saat 2'de vurdular. Gece yarısı sabahtan savaş başladı ya. Uçan bir uçak kalmadı Mısır ordusu. Hepsini yerinde vurdular. Nasıl? Şunu anlamadım. Oraya Sina çölünü geçemiyor mu uçaklar? Yani benzini mi yetmiyordu? Gidip gelemiyor. 2 saatlik uçak da benzi. 6. filodan kalan tanker uçaklar, benzin uçağı, dolu uçaklar, uçak yakıtı tane. Gittiler abi bunu dünyada ilk defa lop üstüne bindirdiler. Bunu belgesellerde gösteriyor. Lap 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 benzini doldurdu. O iki, bu sefer 2 saatlik benzin 4 saate çıkmış. Amerikalılar yaptı. Çünkü Nasır'ın böyle bir yenlere kafadı. Mesela Kaddafi, mesela Saddam, sen neci olursan ol. Bunlar birer kahraman, ülkelerini savunan, bilen insanlar. Onları yaşattım, yaşat. Nasır bitti o savaşta? Bitti. O yenilginin üstüne Nasır'ı ordusu ihtilal etti. Yendi, önündeki adamları Abu Hafs'e satıp ihbar etti, emekliye sevk etti.